Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш урок. 12. 12. 12. урок. 12. урок. 12. ders. Arkadaşlarım, bugün 12. dersin 3. bölümü ile devam ediyoruz. Yine in halinde devam edeceğiz. Повторение мать учения. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Arkadaşlarım, bugünkü dersimizde raditilni padejde, yani in halinde, bu kimin sorusuna isimle cevap vermeyi, aynı şekilde bu hangi sorusuna yine isimle cevap vermeyi öğreneceğiz. Arkadaşlarım, bu bölüme başlamadan önce eğer in halinde isimlerin nasıl değiştiği ile ilgili bir bilginiz yoksa lütfen 12. ders 1. bölümü tekrar çalışın. Dersimize başlayalım. Bir şeyin parçasını ya da kime ait olduğunu bildirirken kullanılır. Türkçedeki isim tamlaması gibidir. Ancak tamlayan ve tamlanan Türkçeye göre terstir. Örneğe baktığımızda buradaki ifadeleri biraz daha net anlayacağız. Biz Türkçede diyoruz ki burası Moskova'nın merkezidir. Tamlayan Moskova'nın, tamlanan merkezi. Burası Moskova'nın merkezidir. Rusça'da nasıl söylüyoruz? Burası merkezi Moskova'nın diyoruz. Burası merkezi Moskova'nın. Ben öğretirken arkadaşlarıma oflu İngilizce gibi düşünün diyorum. Burası merkezi of Moskova gibi. Of yok tabii ki Rusça'da. Burası merkezi Moskova'nın. Bir şeyin demiştik kime ait olduğunu bildirirken kullanılır. Biz daha önce arkadaşlar 3. ders 4. bölümde bu konuyu işlemiştik. Ve sahiplik soruları olarak da şunları artık biliyoruz. Çey kimin? Erkek için. Çiya kimin? Dişi için. Çiyo tarafsız. Ve çiyi çoğul. Yani kimin olduğunu sorduğumuz şeyin cinsiyetine göre çey, çiya, çiyo, çi diyoruz. Örneğin çey eta bilet, çiya eta sumka, çiyo eta fota, çi eta knigi gibi. Ve yine o derslerde bu soruya iyelik zamiri ile cevap vermeyi öğrenmiştik. Erkek bir şey sorulmuşsa moy, tvoy, naş, vaş olarak cevap veriyorduk. Dişi bir şey sorulmuşsa, örneğin çiya eta sumka, eta maya sumka, tvaya sumka, naşa sumka, vaşa sumka olarak cevap veriyorduk. Konu ile ilgili söylediğim gibi detay öğrenmek isteyenler, bu konuyu henüz öğrenmemiş olan arkadaşlar, 3. ders 4. bölümü kontrol edebilirler. Arkadaşlarım, yine bu dersimizde aynı sorulara cevap vereceğiz. Yani çey eta stol, bu masa kimin? Çiya eta kniga, bu kitap kimin? Çiyo eta piro, bu kalem kimin? Dolma kalem. Çi eta veşi, bu eşyalar kimin? Sorusuna cevap vereceğiz. Baktığımızda eta stol ahmeta, bu Ahmet'in masası. Eta kniga ahmeta, bu Ahmet'in kitabı. Eta piro ahmeta, bu Ahmet'in dolma kalemi. Çi eta veşi, eta veşi ahmeta. Bunlar Ahmet'in eşyaları. Baktığımızda arkadaşlar, stol, kniga, piro, veşi zaten yalın haldeydi. Hemen sonuna ne ekliyoruz? İn halindeki ismi ekliyoruz. Eta stol ahmeta. Ve cinsiyet ne olursa olsun, yani o sahip olunan şeyin cinsiyeti ne olursa olsun hep buraya in halinde bir ismi getiriyoruz. Eğer dişi bir isim olsaydı onu da in halinde yapacaktık. Örneğin eta stol Anna diyecektik. Anna'nın masası. Eta kniga Anna. Anna'nın kitabı. Eta piro Anna. Bu Anna'nın kalemi. Eta veşi Anna. Bu Anna'nın eşyaları veya bunlar Anna'nın eşyaları diyecek. Arkadaşlarım, biraz daha detaylı inceleyelim şimdi. İsim tamlamasını
cümle içinde nasıl kullanacağız? İsim tamlamasını artık biliyoruz. Kniga Ahmeta. Ahmet'in kitabı. Bunu örnek olarak kullanalım. Ahmeta her zaman in halinde olacak ve değişmeyecek cümlenin içinde. Kniga ise fiilin gerektirdiği hali alacak. Yani kniga ismin hallerine göre, fiilin istediği ismin haline göre değişecek. Hemen alttaki cümleye bakalım. Eta kniga Ahmeta. Bu Ahmet'in kitabıdır. Yalın halde. Ahmeta dediğim gibi her zaman in halinde. Eta kniga Ahmeta. Ya çitayı knigu Ahmeta. Ben Ahmet'in kitabını okuyorum. Çünkü bir şeyi okumak ne gerektirir? İyi hali gerektirir. Aynen Türkçedeki gibi aslında. Bakın Ahmet'in Türkçede de değişmiyor. Ahmet'in kitabı, Ahmet'in kitabını, Ahmet'in kitabının hani Türkçede olmayan bir hal ama neticede Ahmet'in değişmiyor. Ya çitayı knigu Ahmeta. Ben Ahmet'in kitabını okuyorum. Uminya niyet knigi Ahmeta. Bende Ahmet'in kitabı yok. Ahmet'in kitabı bende değil. Uminya niyet knigi Ahmeta. Bir başka açıdan bakalım. Eta kniga. Bu bir kitaptır. Kavo kimin? Eta kniga Ahmeta. Bu Ahmet'in kitabıdır. Ya çitayı knigu. Ben kitabı okuyorum. Bir kitap okuyorum. Kavo kimin kitabı? Ya çitayı knigu Ahmeta. Uminya niyet knigi. Bende kitap yok. Kimin kitabı yok? Uminya niyet knigi Ahmeta. İsim tamlamasına bu şekilde bakın arkadaşlar. Demek ki tamlayan kısmı Ahmet, Ahmeta hiç değişmeyecek. Ama onun önündeki o tamlanan dediğimiz yer fiilin gerektirdiği hale göre değişecek. Bir şeyin parçasını detayını açıklarken kullanırız. Yine bu konuyu biz gördük. Nerede? Sıfatlarda gördük. Kako eta muzei? Bu nasıl bir müze? Eta interesni muzei. Burası ilginç bir müze. Kako eta tiyatr? Bu nasıl bir tiyatro? Eta haroshi tiyatr. Burası iyi bir tiyatro, güzel bir tiyatro diye sıfatlarla cevap verdik. Bu sefer ne yapacağız yine? İsimlerle cevap vereceğiz. Ama bu sefer bu nasıl müze değil, bu hangi müze gibi anlamamız gerekir. Kakoy eta muzey. Bu hangi müze? Eta muzey kvartira Pushkin'a. Burası müze odası. Kimin? Pushkin'a. Pushkin'in. Burası Pushkin'in müze dairesi. Burası Pushkin'in müze dairesi. Yine Pushkin'a bakın. İn halinde. Pushkin yalın, Pushkin'a in. Pushkin'in müze dairesi. Kakoy eta tiyatr? Burası hangi tiyatro? Eta tiyatr satiri. Burası hiciv tiyatrosu. Satira yalın hali, in hali satiri. Eta tiyatr satiri. Burası hiciv müzesi. Eta Center Peterburg'a. Peterburg yalın hali, in hali Peterburg'a. Eta Center Peterburg'a. Burası Petersburg'un merkezi. Eta Center Moskva. Moskva yalın hali, Moskva in hali. Eta Center Moskva. Burası Moskova'nın merkezi. Kakoye eta metro? Burası hangi metro? Eta metro Prospekt Mira. Burası Prospekt Mira metrosu. Hepsini çevirecek olursak burası Barış Bulvarı metrosu. Mir Barış, Mira Barış'ın, Barış'ın bulvarı. Türkçe'de ne diyoruz? Barış Bulvarı. Eta metro Prospekt Mira. Reklam panolarında, mağaza isimlerinde, bina tanıtım levhalarında çok sık karşımıza çıkar. Muzey şakalada. Şakalat yalın hali, çikolata. Şakalada çikolatanın. Muzey şakalada çikolatanın müzesi. Yani çikolata müzesi. Muzey Moskva.
Moskva yalın hali, Moskva in hali, Muzey Moskvı, Moskova'nın müzesi, yani Moskova müzesi. Hemen altına baktığımızda Vremya Rabotı. İki kelimeyi de biliyoruz. Vremya zaman, Rabota iş. Rabota yalın hali, Rabotı in hali, işin zamanı. Yani iş zamanı, yani çalışma saatleri, çalışma zamanı. Vremya Rabotı. Dom knigi, kniga yalın hali, knigi in hali, yani kitabın. Dom knigi, kitabın evi. Güzel Türkçe ile kitap evi, aynen Türkçedeki gibi. Kitap evi, dom knigi. Dom muzey pisatilya Vasilenko, Vasilenko. Dom muzey pisatilya Vasilenko. Dom muzey, ev müze. Yani yazarın bir zamanlar yaşamış olduğu ev, müze haline getirilmiş. Dom muzey, pisatilya. Pisatil, yazar, yalın hal. Pisatilya, yazarın, in hali. Yazarın müze evi. Yazar, Vasilenko'nun müze evi. Yine aynı şekilde bakın. Vremya Rabotı, çalışma zamanı. Açık olduğu zamanlar. Ulitsa Lenina. Lenin yalın hali, Lenina in hali, Lenin'in. Ulitsa Lenina, Lenin Caddesi. Lenin'in caddesi, Lenin Caddesi. Salon Krasatı. Krasata güzellik, yalın hali. Krasatı in hali, Salon Krasatı güzellik salonu. Resmi tabelalara bakalım. Ministerstva Abarona. Abarona savunma. Abarona. Abarona savunmanın. Ministerstva Abarona savunmanın bakanlığı, yani savunma bakanlığı. Ministerstva Abarona Rossiyskaya Federasiya. Rusya Federasyonu savunma bakanlığı. Aynı şekilde burası da in hali, ancak henüz sıfatları bilmediğimiz için oranın üzerinde durmuyorum. Direkt kalıp olarak ezberleyin. Rusya Federasyonu'nun demek. Ministerstvo obrazovaniya. Obrazovaniye, eğitim. Obrazovaniye, yalın hali. Obrazovaniya, in hali, eğitimin bakanlığı. Yani eğitim bakanlığı. Ministerstvo obrazovaniya. Ministerstvo kulturu. Kultura, yalın hali. Kulturu, in hali. Kültürün bakanlığı. Yani kültür bakanlığı. Ministerstva Kulturu Rossiyskaya Federasiya. Dikkat ederseniz Rusça'da belirtisiz isim tamlaması yok. Yani Kültür Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Savunma Bakanlığı gibi söyleyemiyoruz. Hepsinde belirtili isim tamlaması. Savunmanın Bakanlığı, Eğitimin Bakanlığı, Kültürün Bakanlığı gibi. Bakalım. Departament Obrazovaniya Города Москвы. Zincirleme isim tamlaması bakın. Departament Obrazovaniya Города Москвы. Tersten başlayalım. Moskova'nın şehrinin eğitiminin departmanı. Yani Moskova şehri eğitim departmanı. Departament Obrazovaniya Города Москвы. Hemen altında daha net Center Obrazovaniya. Eğitim merkezi. Eğitim merkezi. Center Obrazovaniya. Yalın hali Obrazovaniye. Ye. İn hali Obrazovaniya. Kitabımıza dönelim. John хочет посмотреть улицы, площади и музеи Петербурга. John Petersburg'un müzelerini, meydanlarını, caddelerini görmek istiyor diyoruz Türkçe'de. Ruslar ne yapıyor? Bakmak istiyor. Buraları seyretmek istiyor. Bakmak en güzeli belki de. Он уже неплохо знает музеи Москвы. O artık Moskova'nın müzelerini fena bilmiyor. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Arkadaşlar, dersimizi burada tamamladık.
Bir sonraki dersimizde yine in halinin başka bir kullanım yeri ile devam edeceğiz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.